16.5 yani 16.5 derece. Herhangi bir ısıtıcı kullanmıyorum. 20 derece olmalı, 23 derece olmalı, 24 derece olmalı, 29 derece olmalı gibi. Bildiğiniz gibi yem fiyatları, mama fiyatları, ürünlerin fiyatları aldı başını gitti. Yok bunun içinde cici bebe var, yok bunun içinde etimek var falan filan, hiç bu konulara girmeyin. Merhaba sevgili dostlar. Tekrardan Muhabbet Kuşu Bahçem kanalına herkese selamlar, sevgiler, hayırlı üretimler, bol bereketli üretimler diliyorum arkadaşlar. Bugün gene kısa bir video çekeceğim. Videomuzun konusu mamalar, yemler ve daha sonrasında da üretim halinin sıcaklığı gibi. Bodrum katında üretim yaptığım için ben birkaç arkadaşımızla bodrum katında üretim yapmaya karar vermişler. Ufak yerleri varmış herhalde. Onunla alakalı bir bilgilendirme yapacağım. Ufak tefek sorular var arkadaşlar. Bunları yanıtlamaya çalışacağım sizler için. Ve ben şimdi suluklarımı toplarken de o konulara değineyim arkadaşlar. Şimdi dostlar, bildiğiniz gibi ben bodrum katında üretim yapmaktayım. Daha önceki yerimi de bu kanalı açtığımda en baştaki videolarımdan biliyorsunuz, bahçede ufak bir yer yapmıştım kendime. Şimdi bodrum katına bir 3-4 aydır bodrum katında üretim yapmaktayım. Arkadaşlar, benim sıcaklığım, çok soran var çünkü sıcaklık ne olmalı? Şu an burada kar yağıyor. Evet, kış ayı da gelmesiyle beraber havalar soğudu arkadaşlar. Şimdi bodrum katında üretim yapmanın avantajlarından bir tanesi arkadaşlar, toprağın alt kısmında kaldığı için, dışarıdan da yalıtımım olduğu için benim şu an içeride hiçbir şey yanmıyor. Dışarısı gerçekten çok soğuk İstanbul'da şu an. Fakat benim buranın derecesi arkadaşlar şu anda tam 16.5 yani 16.5 derece. Herhangi bir ısıtıcı kullanmıyorum. Kapım kapalı, havalandırmalarım belli aralıklarla çalışıyor. 16.5 derece civarında bir sıcaklığım mevcut arkadaşlar. Nem seviyem de 55 ile 60 arasında. Sevgili dostlar, o yüzden ben ısıtıcı kullanmıyorum. Çok bir soğuk olacağını da tahmin etmiyorum arkadaşlar. Fakat tabii ki bu sıcaklık olayı sizin kuşlarınızı ne kadar alıştırdığınıza, her zaman size bahsettiğim gibi, ben üretim hanemde kuşlarımı 5 dereceye kadar arkadaşlar alıştırmış bulunmaktayım. Çünkü diğer buraya taşınmadan önce diğer evimin de bildiğiniz gibi balkonunda kuşlarıma bakıyordum. Ve orası gerçekten 2 derecelere kadar da düşüyordu. Arada sırada bir ısıtıcı kullanıyordum. Fakat daha sonrasında orada da ısıtıcıyı kestim arkadaşlar. Kış ayının gelmesiyle beraber ben ne yaptım? Kuşlarıma pancar, mamalarında pancar eksik etmedim arkadaşlar. Ve tabii ki gerekli olan tüm vitaminleri ve takviyelerimi de yapıyorum. Kuşlarımı bu şekilde bu sıcaklıklara alıştırmış oldum arkadaşlar. O yüzden tekrar söylüyorum. Soran arkadaşlarıma da buradan tekrardan belirteyim. Arkadaşlar, şimdi herkes belirli bir sıcaklık söylüyor. Evet, haklılar. 20 derece olmalı, 23 derece olmalı, 24 derece olmalı, 29 derece olmalı gibi. Ben üretimhanemde arkadaşlar 5 derecenin altına düşmeyecek şekilde ortamımı hazırlamış bulunmaktayım. Ve 5 derecelerde de kuşlarıma baktım, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Tabii ki sizin bakımınızla ve kuşlarınızı bu ortama hazırlamanızla alakalı. İdeal sıcaklıklarımız tabii ki 20, 24, 26 gibi dereceler. İdeal nem seviyeleri de %55-60 civarlarında. Fakat arkadaşlar, ben dediğim gibi 5 dereceye kadar kuşlarıma baktım. Şu an içerisinde 16.5 derece. Nemim de 55 civarlarında arkadaşlar. Ben gayet memnunum bu derecelerden. Siz de durumunuzu ona göre ayarlayıp pozisyon alabilirsiniz. Bu sizin tamamıyla kuşlarınızı, tekrar söylüyorum, sıkılmamanız dileğiyle arkadaşlar, o ortama ne kadar hazırladığınızla alakalı arkadaşlar. Isı ve nem olayım benim bu şekilde. Bodrum katında üretim yapmaktan da gayet memnunum. Hatta diğer yerimden daha iyi bir şekilde de performans alıyorum şu an bodrum katındaki üretim hanemde arkadaşlar. Gelelim mama mevzusuna. Gene birçok arkadaşımız mama ile alakalı yazılar yazdı. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi yem fiyatları, mama fiyatları, ürünlerin fiyatları aldı başını gitti. Gerçekten çok pahalılandı. Ve biz ne yaptık? Ben zaten onun için değil de arkadaşlar, normal mamayı zaten bırakmıştım. Biliyorsunuz, markalı ürünler kullanmıyorum, kendim yapıyorum demiştim.
Ve bazı arkadaşlarımız tabii işte içinde şeker var, o var, bu var falan filan. Arkadaşlar ne olursa olsun ben mamayı bundan sonra hazır mama kullanmayacağım. Zamanında da biz bu mamalarla bu kuşlarımıza baktık. Sirkeli su kullandık, vitaminlerde polivit kullandık. Jumbosuna da baktık, show jumbo da yetiştirdik ve hepsinde de aynı şekilde yaptık. Yani size demek istediğim, mamanın içeriğine katmış olduğunuz sebzeler ne kadar çeşitlendirirseniz ve zenginleştirirseniz mamayı hiçbir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Düzenli bir şekilde kuşlarınıza mamayı verin. Yok bunun içinde cicibeve var, yok bunun içinde etimek var falan filan, hiçbir konulara girmeyin. Ben hiçbir zararını görmedim. Sizin de göreceğinizi zannetmiyorum arkadaşlar. O yüzden bu mama olayına çok fazla takılmayın. Zaten fiyatlar çok uçtu. Çoğu üretici arkadaşımız kuş yetiştirmeyi de bıraktı. Tabii ki hal böyle olunca bir takım arkadaşlarımız çıktılar piyasaya. Kapatan üreticilerin ellerinden bedavaya kuş almaya çalıştılar. Ve hala da çalışıyorlar. Yazık günah arkadaşlar, bu kadar emek vermişler. Bir anda bir üretimhaneyi kapat. Biz ne olursa olsun burayı kapatmıyoruz. Çünkü bu bizim sevdiğimiz bir mevzu arkadaşlar. O yüzden de biz kuşları sevdiğimiz için de elimizden geldiği kadar ne yaparız? Çok mu pahalandı arkadaşlar mama? Gördüğünüz gibi mamayı kendimiz hazırlıyoruz. Sizlere de gönderdim. Kargolarınızı almışsınız bu arada. Mamalarınızı hayırlı günlerde kullanın inşallah. Kuşlarınızın da iyi bir etki yaratır. Allah'ın izniyle kullanmanızı diliyorum. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Dediğim gibi mamayı bu şekilde kullanıyorum. Baktığım vitamin çok mu pahalandı arkadaşlar? Yani anlamayacak bir duruma mı geldi? Ne yapacağım o zaman? Alacağım arkadaşlar. Polivit kullanacağım. Ya da ona eşdeğer başka bir vitamin kullanacağım. Böyle ne yapacağız? Giderlerimizi kısacağız arkadaşlar. Sirkeli su kullanacağız. Ki hala kullanıyorum ben ayda 2 kere sirkeli suyu. Bu yüzden bunlara çok fazla takılmayın arkadaşlar. Sizin için önemli olan, dediğim gibi her videomda söylüyorum, probiyotik arkadaşlar alın kullanın. Dediğim gibi vitaminlerde çok böyle aldı başını giderse o zaman ona da bir ek alternatifimiz tabii ki var. Gene son söyleyeceğim şey, yıllarca biz bu şekilde kuşlarımıza baktık. Öyle de bakmaya devam ederiz. Hiçbir sıkıntı problem olmaz arkadaşlar. Sadece ne yapacaksınız? Çok böyle cicibeve falan diyorlar ya arkadaşlar. İşte yok şekerdi, oydu buydu falan filan. Mamanın içine cici bebe koymazsınız o zaman dostlar. Ne yaparsınız? İrmiğinizi koyarsınız. İşte galeta unumuzu koyarsınız. Gibi şeyler koyup çok cici bebe koymak istemeyen cici bebeği de koymaz arkadaşlar. Biz seneler öncesinde baktığımız sistem belliydi. Daha sonrasında ne kadar çok ilaçlara ona buna girince kuşların kimyaları bozuldu. Bir sürü şey oldu. Fakat dediğim gibi ben size her zaman söylüyorum. Kafa ürünlerle yolunuza devam edin. Onlar da çok pahalılanırsa eğer kullanmayın arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı problem yok. Şimdi bir sürü insan yazar videonun altına. Arkadaşlar yazarlar herhalde. Yok öyle mi olur böyle mi olur diye. Çoğunu da arkadaşlar görüyorum, duyuyorum. Birçok üretici hobidaşımızı. Çoğu arkadaşlar mamayı komple bıraktı. Hazır mamayı. Bu arada onu da size söyleyeyim. Çoğu gene eski sisteme döndü. Sevgili dostlar, eski usullere döndüler. Fiyatlar malum belli. O yüzden gene eski usule dönen birçok üretici arkadaşımı tanıyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Çok kuşunuz varsa sevgili dostlar, dediğim gibi yem eleme makinesi muhakkak elinizde bulunsun. Çünkü gerçekten çok büyük miktarlarda yemler çıkartabilirsiniz. Bu yüzden de sizlere önerim, yem eleme makinesi muhakkak elinizde bulundurun. Eğer çok kuşunuz var ise arkadaşlar, sizin için büyük bir tasarruf sağlayacaktır. Bunu da ufak bir not olarak kendinize yazın arkadaşlar. Dediğim gibi ben bugün için bu konulardan bahsetmek istedim sizlere. Hiçbir şey kuşlarınızı yetiştirmeye engel değil. Her şeyin bir alternatifi var. Hiçbir şey bulunmaz değil arkadaşlar. Şu ürün olmazsa bu iş olmaz diye herhangi bir şey yok. Siz elinizde olan ürünlerle ve alternatiflerle çok iyi bir şekilde kuşlarınıza bakar, yetiştirirsiniz. Fiyatlar pahalandı diye sakın dostlar kuşlarınızı
bedavaya vermeyin. Oturun, kuşlarınızı seyredin ama kesinlikle bedavaya vermeyin. İcab ediyorsa kuşlarınızı ayırın arkadaşlar. Eşe atmayın. Salmalara ayırın kuşlarınızı. Ama kimseye de bedavaya bu emeğin karşılığını yedirmeyin. Benim için sorun değil sevgili dostlar. Ben bu işi ticari amaçlı olarak yapmıyorum. Tabii ki elinde çok kuşu olan, çok takım olan arkadaşlarımız var. Onlar haklılar. Maliyetleri çok yüksek gerçekten. Dünya kadar yem alıyorlar, tonla yem alıyorlar. Bir sürü ürün kullanıyorlar. Tabii ki isyanlarında haklılar. Umarım ki emekleri boşa gitmez ve istedikleri şekilde durumu yürütmeye çalışırlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah bu ürünlerin fiyatları her şeyde olduğu gibi bunların da fiyatı düşer. Ama arkadaşlar korkmayın, kuşlarınızı kaptırmayın ve dediğim gibi eski usullerle güzel bir şekilde yolunuza devam edin. Yine sormak istedikleriniz olursa bana yazabilirsiniz. Daha çok öncelerden yaptığım, bildiğiniz gibi size 12 aylık sonuç diye bir video paylaşmıştım. O videoyu da seyretmenizi öneririm. Herhangi bir sıkıntı olmadan kuşlarınıza bakmaya devam ederseniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Tekrardan mamalarınızı güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Hayırlı üretimler diliyorum. Bir an önce fiyatların inşallah düşmesini bekliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Videolarımızı beğenirseniz de çok memnun olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere dostlar.